Hepinize merhaba. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Uzun zamandır video atmıyordum. Bu siparişimi de bir video olarak atayım dedim. Çünkü dediğim gibi uzun zamandır video atmıyordum ve aktiflik gerçekten YouTube'da da Instagram'da da çok düştü okullar açıldıktan sonra. Çok uzatmadan alışverişime Normalde geçmek iki istiyorum. Ürün daha sipariş ettim fakat onlar başka satıcıdan aldığım için başka kargo firmasıyla geleceği için daha gelmedi. Onlar da büyük ihtimalle elime yarın ulaşır diye düşünüyorum. Onlara da ayrı bir video çekerim. Ben Kaptan Kırtasiye'den aldım. Trendyol'dan demiştim zaten Trendyol'dan aldığımı. PTT kargo ile geldi. Cuma akşamı sipariş ettim ve cumartesi günü kargoya verildi. Pazar günü de kargo firmaları kapalıydı. O yüzden pazartesi günü geldim. Ben de videoyu zaten pazartesi çekiyorum ama bugün mü atarım, yarın mı atıyorum, atarım bilmiyorum. Editlemesi de var çünkü. Neyse önüne geçelim. Ben Sharp Esnot'un 20'li setini aldım. Bunun 12'lisi de var ve 4'lüsü de var Türkiye'de. Fakat ülke dışında Amerika'da falan bildiğim kadarıyla 24'lü setleri de var. Her neyse bir an önce açalım. Ben çok merak ediyorum. Ben de Sharpie'nin daha önce marker diye hatırlıyorum. Yani öyle okunuyordu diye hatırlıyorum. Kalın uçlu kalemlerim vardı. Mesela şöyle ince uçluları da vardı. Fakat işaretleme kalemlerini ilk defa sipariş ediyorum. Çok arkaya geçiriyor diyorlar öbür kalemler gibi. Bilmiyorum. Deneyeceğiz. Yaklaşık yarım saatlik bir çabanın sonucunda yırtmadan açmayı beceremediğim için yırtarak açtım maalesef. Şöyle hemen dökeceğim bir dakika. Döktüm. Şöyle. Önce renkleri göstereceğim paketinden çıkartabilirsem. Çıkmıyor ya. Bu arada ben çok video izleyerek aldım ve renkler gerçekten çok hoşuma gitti. Uçlarına kadar ince, yani öbürlerine göre daha küçük olsa da şöyle gösteriyorum hemen renkleri. En çok beğeneceğim renklerin büyük ihtimalle sarı ve pembe tonları olacağını düşünüyorum. Mor tonu da olabilir, bilmiyorum illa. Şu şekilde 20 tane. Açık renkler çok hoş duruyor gerçekten. Her neyse. Şu şekilde defterimi aldım. Önce uçlarını göstermek istiyorum. Gerçekten normal bir işaretleme kalemine göre çok ince ve küçük uçları var gibi gözüküyor şimdilik. Mesela bir dakika bir karşılaştırma yapalım. Hemen şuradan bir tane stabilo alıyorum. İkisini göstereyim şöyle. Uçları çok küçük ve ince kalıyor. Her neyse. Ben hemen yazılışlarını göstereyim şu şekilde. Bu arada Instagram'a reels attım. Son attığım reelsler aktiflikten dolayı tutmamaya başladı. Instagram hesabımı ekrana bırakıyorum. Takip etmediyseniz, ederseniz sevinirim. Ona son attığım reels dediğim gibi tutmadı. İzlemeyen varsa izlerse sevin, izlerse beğenirse çok mutlu olurum. Instagram hesabımı dediğim gibi ekrana bıraktım. Açıklamalar kısmında da linkini bulabilirsiniz. Ben hemen yazılışlarını yazıp geliyorum çünkü çok vakit kaybı oluyor. Bitti sonunda. Deminden beri uğraşıyorum. Ben daha henüz sayfanın arkasına geçirip geçirmediğine bakmadım. Ve sanki mürekkepleri azmış gibi geldi yani bana. Bilmiyorum. Belki de açık tonlar yüzündendir. Şu renk biraz canlı gibime geldi ve koyu tonlu gri de biraz fazla koyu. Şu mor, şu pembe de çok koyu geldi. En sevdiğim renkler pembe ve mor olarak düşünmüştüm ben bakmadan denemeden önce. Ama şu 3 sarı rengi daha çok hoşuma gitti. Özellikle de şu 2 sarı benim favorim oldu bu renkler içerisinde. Arkaya geçiriyor mu? Çok geçiriyordur tabii de yani bir bakayım. Normal bir defterde şu kadar geçiriyor. O kadar aslında geçirmiyormuş benim izlediğim videolar kadarıyla. Kareli defterde daha net belli oluyor. Şu şekilde Stabilo Booster burada. Sharpie esnotların iki rengini de buraya yaptım. Gerçekten bir kutu, bir kare kutucuğunun yarısı kadar Sharpie esnotlar. Stabilo Boost'lar zaten bir kare kutusu kadar yani Stabilo'ların yarısı kadar diyebilirim uç olarak. Arkadaşlar video bu kadardı. Bu sıralar dediğim gibi aktif olamadım. İnşallah bundan sonra aktif olmaya çalışacağım. Zaten yarın falan da öbür kargolar gelirse bu hafta içinde bir video daha atmayı düşünüyorum. Editleyebilirsem tabii üşenmeden. Instagram hesabımı ekrana ve açıklamalar kısmına bırakıyorum. Görüşmek üzere.